PD-170 ailesini zaten epey olmuştu üreteli. Seri imalata da geçmişti. Burada yeni olan ne var? Akıncının güç ihtiyacı daha fazla. Çok daha büyük bir İHA biliyorsunuz. Zaten şu anda onun birkaç değişik versiyonu var. Ağır yükle kalkan versiyonu şu anda 2 tane 450 beygirlik turboprop jet motoruyla diyelim. İthal 2 tane turboprop'la uçuyor. Akıncının bir de tabii uzun süre görev yapacak başka bir versiyonu da var. Uzun süre görev yapacağı zaman dizeller çok daha avantajlı oluyor. Çok daha az yakıyorlar. Biz de bu PD-170 motorumuzun 225 beygirlik bir versiyonunu geliştiriyoruz. Daha önce de duyurmuştuk. Şu anda da o projede de bayağı iyi bir yere geldik. Bir yıl içinde de bu motoru da Akıncı'yı uçuracak şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz diyelim. Jet motor tarafı, oradaki çalışmalar... Şimdi jet motorlarında daha önce TC-90, evet. TC-300 orta menzilli gemi savar evet. motorlarımızı anons etmiştik. Şu an üzerinde çalıştığımız konu milli muharip uçağı motoru artık evet. sıra ona geldi. Kendi ekibimizle beraber yaptığımız ön mühendislik çalışmalarında milli muharip uçağın zorlayıcı isterleri var. 5. nesil bir savaş uçağını uçuracak ve art yakıcı olmadan böyle bir uçağa ses hızı uçuş için gerekli itki seviyesini verebilmesi gerekiyor. Tabii bu itki seviyesini sadece itki pound olarak biz söylüyoruz ama pound veya kilonüfton olarak itki olarak vermesinden ziyade bu itkiyi hangi şartlarda veriyor? Yani arkadan çıkan gazın hızı vesairesi de önemli ki art yakıcı olmadan o hıza ulaştırsın uçağı. İhtiyaç duyduğu süpersonik uçuş kabiliyetini art yakıcı çalıştırmadan verecek bir motoru 35 bin pound itkide bir motoru geliştirip, üretip teslim edecek yeteneğe TEA olarak geldiğimizi görüyoruz. TEA ekibimiz olarak bizim bir ustalık eserimiz olacak. Bir de zaten Türkiye'de böyle bir motoru üretip test edebilecek altyapı sadece bizde var. TEA olarak bizim 100 bin pound itkiye kadar her türlü motoru, özellikle jet motorlarını test edebilecek bir test altyapımız var. Milli Muharip Uçağı motoru da 35 bin pound zaten. Bunu imal edecek her türlü imalat altyapısı da var. O yüzden her halükarda biz TEA olarak hem tasarımında hem de imalatında bu projede yer almak istiyoruz. Hem Türkiye'den bazı müşterilerimiz, Azeri İHA platformu üreticisi müşterimiz geldi, sorguladı. Biz de bu PG-50'nin şu anda PG-50S dediğimiz uzun ömürlü bir versiyonunu türetiyoruz. Türettik aslında, ömür testleri devam ediyor. Bunun ne kadar uzun süre güvenilir bir şekilde uçabileceğinin sınırlarını şu anda test ediyoruz. Çünkü küçük dronların hemen hemen hepsi biliyorsunuz elektrikle uçuyor. Bunların limitleri var tabii ki artık. Çok büyük güçlere ve uzun süre havada kalma ihtiyacı duyan görevlere doğru gittiğinizde uzun süre bir batarya tüketeceğiniz zaman bataryanın hacmi ve ağırlığı dronun yerden kalkabileceği limitlerin üstüne çıkıyor. Mecburen fosil yakıtlı motorlara gelmeniz gerekiyor. PG-50 de tam bu segmente uyuyor. Yani bu piyasadaki bu ihtiyaç noktasına cevap veriyor. PG-50'yi de şu anda biz hibrit kullanılabilecek. Yani hem yakıt hem de elektrik motoru üstünde var zaten. Starter olarak kullandığımız. Bunu hem starter hem de elektrik takviyesi olarak kullanılacak. Hibrit motor olarak dönüştürüyoruz. Hem de uzun ömürlü olacak inşallah.